Otomobil sektöründe yaşanan fiyat artışı ve bulunabilirliğin düşük olması ve yakıt fiyatlarındaki artış vatandaşı motosiklet almaya yöneltiyor. Motosiklet sektörüne talep her geçen gün artıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde hizmet veren DS Motor Satış Yetkilisi Emirhan Dikmen, çoğunlukla 50cc motorlar tercih edildiğini ifade etti. Gazetemiz muhabirinin sorularını cevaplayan Emirhan Dikmen, vatandaşın yakıt ve mazot fiyatlarından sonra motorlara yöneldiğini vurguladı. Merhabalar, Fethiye'de bir motosiklet mağazasındayız. İşletme sahibiyle birlikteyiz. Bize kendisi motor piyasasını anlatacak. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Emirhan Dikmen. Emirhan Bey, yakıt çok pahalı, mazot, benzin çok pahalı. İkinci el araba, sıfır araba zaten bulunamıyor. İkinci el arabalarda, sıfır arabalardan yüksek fiyatları. İnsanlar motora yöneldi. Böyle bir söylenti var. Neler söyleyeceksiniz? Vatandaşın yakıt ve mazot fiyatlarından sonra motora yönelmesi doğru. Baktığın zaman motorları zaten kendi bütçesine göre uygun bir şekilde motor alabiliyorlar. 50cc üzeri motorlar, 50cc'lerde genellikle tercih edilen kısım onlar oluyor. Çünkü 50cc'lerde hem yakıt tüketimi çok düşük, hem de MTV ve sigorta muafiyeti var aynı zamanda. Ondan kaynaklı müşteri onu tercih ediyor. Şimdi müşteri genellikle şunu soruyor, polis savarlardan bahsediyor, yarım baret tarzı. Onları önermiyoruz, mağazamızda da satmıyoruz zaten onları, yani müşterimizin güvenliği için. Daha çok daha güvenilir, polikarbon olan 4000'in 5000'in kaplamalı ürünler satıyoruz. Müşteriye gösterirken de zaten kendisi için en rahat, en güvenilir kaskı öneriyoruz onu. Yani çeneyi falan tam sarması ya, gerekiyor. Çene koruma ve full face olarak dedikleri, yarım olarak dedikleri, çenesiz iki kategoride ayrılıyor. Bir yarım kaslar, bir de full face'ler. Şimdi müşteri yazın Fethiye sıcaklarında genellikle tercih edilen yarım kaslar oluyor. Yarım kaslarda kafa olarak koruma var ama çene olarak koruma yok. Ama onu da müşterinin inisiyatifine bırakıyoruz. Yani kendisi tercih ediyor. Ya çene korumalı istiyor ya da yarım istiyor. Son olarak insanlar sıfır motor almak istediklerinde kaç gün bekliyoruz? Gün içerisinde tüm işlemleri bitiriyoruz. Yani zaten buradan motor servislere götürüyoruz. Serviste son kontrolleri yapılıyor. Buradan da tescil işlemleri yapılıyor. Tescil işlemlerinde müşteri tek başına gittiğinde noterden ruhsatını alt katından da hemen plakasını alabiliyor. Yani şu anda sattığınız tüm modeller elinizde mevcut. Tabii.